Bir insana tabii kendisiyle ilgili bu soru sorulunca ne cevap verebilir? Yani çok enteresan. O da aslında en doğru yanıtı vermiş. Ben sağda yazdım tarihi demiş. Hacivi Alex mi herhalde yıllarca futbolda nasıl dünyada Messi mi Ronaldo mu diye soruluyorsa Türkiye'de de bu sorulacak. İstatistik olarak düşündüm. Hacı 5'te 4 şampiyonluk. Alex'in 8'de 3 sanki. Alex 8'de 3. 3. Ya ben hep şöyle derim. Çok da uzağa gitmeye gerek yok. Hacili, Fenerbahçe, Denizli, Trabzon. Hacili Fenerbahçe mi? Şöyle yani. Hacı Fenerbahçe'de olsaydı Denizli, Ha. Trabzon, Galatasaray. Yani Fenerbahçe 3 tane son hafta şampiyonluğu kaybetmez diye yorumluyorum hani. Hacı'nın öyle bir özelliği vardı lider. Yoksa hani oyun olarak ikisi de çok çok iyi oyuncular ama Hacı'nın bir liderlik diyeyim hani o özelliği. Çünkü Halil Alex zamanı 3 tane son maçta kaçan şampiyonluk var. Yani Hacı ona çok izin vermezdi bence. Bunu diyorum aklıma tabii Arsenal finaline ilgili o maçta kırmızı kart oyundan çıkması var ama Hacı bence hani Ama benim oraya getiren isimlerden de en önemli tabii. isimlerden biriydi. 3'te Sergen Yalçın. Düşünüyorum hani 10 numara bizim jenerasyonun Yani gördüğü. bu soruya tabii Sergen Hoca'yı da katarsak herkes farklı bir cevap Evet. verecek. Yani Hacı diyen çıkacak, Alex diyen çıkacak, Sergen Yalçın diyen çıkacak. Üçü de büyük futbolcuydu diyeceğim ben. Son derece politik bir cevap olacak bu da ama. Yani mesela Hacı'nın verdiği yanıt da aslında benzer bir yanıt. Evet. Ya artık o seviyede hani Hacı Barcelona görmüş vesaire Galatasaray'da yaşamadığı şey kalmamış. Ya o saatten sonra kendini biriyle kıyaslayıp ve o da tabii ki Alex de tabii ki çok büyük bir futbolcu. Tabii Hani ki. Alex gibi biriyle kıyaslayıp orada insanlara itici gözükmek istemez. Hani oyuncular biraz büyüdükçe çok daha tevazu sahibi oluyorlar. Hacı de bence zaten artık kaç yıl geçti üzerinden. Hacı de bence bu tevazuyu korumuyor. Bence güzel bir yanıt verdi. Evet. Yani bunun yanıtını izleyenler verir. Kimine göre Hacı'dır, kimine göre Alex'tir, kimine göre Sergen'dir, kimine göre Hami Mandıralı'dır. O da çok iyi bir forvet oyuncusuydu, hücum oyuncusuydu. Boş Kişiye göre... yerleri dolmadı yani Volkan. Hacı 2001'de bıraktı. 2013 Snyder'e kadar 12 sene Galatasaray bir 10 Tamam. numara bulamadı. Alex 2012'de ayrıldı. Diego falan geldi. Bakıyoruz hiç 10 numaralı forma Fenerbahçe'de oldu mu yani mesela Yok. bakarsak. En son Böyle Samatta oyuncular. vardı. On numara. Şu an belki Mesut Samat. Özil hani Ah doğru. şu İsim an olarak, CV olarak hani en azından. CV olarak o numarayı böyle dolu dolu 10 numara diyebileceğim bir oyuncusu var. Ama tabii performans olarak yani ben Hacı'nın da Alex'in de performansına yaklaşabilecek bu ligde artık kolay kolay bulamazsın. Evet, En son maalesef. söyleyeyim sana Talisca bence. Skor Talisca, bravo anlamında. aynen. Bu arada mesela Alex'i biz burada hep Türkiye'de oynadı, Avrupa'da oynamadı falan gibi böyle küçümseyen cümlelerle anlatılıyordu futbol oynarken. Brezilya milli takımında forma sayısı birçok bilinen Brezilyalı oyuncunun çok önünde. Yani Biz zaten önemli sayıda milliliği var Türkiye Alex'in. Brezilya maçıyla tanıdık onu Evet, Volkan'la. evet Çok güzel o golü Federasyon vardı. Kupası. Berabere biten maç mıydı? Ronaldinho iyice çirkefleşti cümlesi vardı böyle bir. Okan Yılmaz vardı Bursaspor'lu. Son Ronaldinho anda bir üzüldüğümüz saldırı olmuştu maç. hatırlıyor Evet. musun bir golden sonra Sandra. Çok çok özel oyuncular. Ona Yani burada bir taraf söylemek, ya hepsi büyük oyuncuydu. Hepsini izlemesi çok ben keyifliydi. oyumu dediğim gibi Hacı'dan yana kullanıyorum. Sebebini açıkladım yani. O lider özellik yani işin yetenek değil. İkisi de çok yetenekli. Biraz hani takım etrafını yönetme. Hakemi yönetme. Yani Hacı çok dominant bir karakter o anlamda. Alex'in Oynadıkları dönem, oynadıkları takım. Yani hepsi değiştirir aslında bu cevabı. aslında aynı pozisyonun oyuncuları olmakla birlikte karakter olarak yani tarz olarak farklı oyuncular. Farklı tarzdalar. Bence Alex biraz daha forvete yakındı Evet, Volkan. Daha Alex 10,5 daha ikinci numaraydı. forvetti. Hacı biraz daha Evet, kenara sağ ön kaçıyordu. gibiydi. Şu an Mesut'un kullanıldığı gibiydi. Gezal'ın Beşiktaş'ta arada oynadığı rol gibi böyle saklanıyordu Evet, hani evet. biraz Şu oyun an içi. Galatasaray o zaman da üçlü oynuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bu soruyu acaba ilk kim çıkardı? İlk kim böyle bir tartışmayı ortaya attı? Şimdi şöyle Hacı gittikten sonra hep zaten bir arayış vardı. O esnada da yani 1-2 yıl içerisinde Fenerbahçe'ye Alex transferi oldu. Yani bu tabii çok yakın bir zaman Derginin gibi ismini anlatıyorum. bilmiyorum ama Coşkun Çelik iddialı bu konuda. Ben çıkarttım dedi. Hacı mı Aa. Alex mi? Bugün kulaklarını çınlattık. Hatta bu mevzunun güzel soru olduğuna dair. Muhakkak bulur paylaşırım o şeyi, detayı. Hacı mı Alex mi? Kaç sene oldu? 10 senedir konuşuyoruz. Evet ya çok uzun Yo zaman 10 oldu.15, 15 senedir konuşuyoruz. sene değil ya. Yani 2000 hani Alex Fenerbahçe'nin efsanesi hangi yıl oldu dersen 2008'de artık olmuştu. Yani Şampiyonlar Ligi asist krallığı vesaire.
2008'de artık olmuş. Hani 2008 desek kaç oluyor? 13 sene. 14 sene oluyor. 13-14 yani, senedir. Her takımın tabii böyle bir figürünün olması lazım. Ben o yüzden kıyaslamak değil, her takımın kendi... Aynen öyle. Mesela belki Alex çıkana kadar Fenerbahçe'nin hacısı kim diye. Çünkü önce hacı vardı diye söylüyorum, konuşuluyordu. Şimdi de başka takımlar için hani hep bir Alex değil diye bir tabir çıkmış diye ortaya. Bunlar çıkıyor. Daha da artsa keşke böyle oyuncular. Ama ben şeyi söyleyeyim, Volkan, C.C. Okoç'a da çok iyiydi mesela. O da o zaten... Onun en büyük şanssızlığı çok iyi bir Galatasaray'a denk geldi. Hep Galatasaray şampiyonlukları olduğu için. Bir de gölgede kaldı. Anormal parayı transfer yaptı. Çok çok talibi çıkıyordu. Hep kafa karışıyordu onun transfer durumu. Paris Saint-Germain'e transfer oldu Fenerbahçe'den. O zannediyorum Fenerbahçe'nin sattığı en yüksek 3 oyuncudan biri. Yani o dönemin şartlarını düşünürsek müthiş bir rakam. Baliç, Okoça ve Musa Sol diye biliyorum. Şimdi Elif Elmas muhtemelen Elif Elmas'la Vedat girmiş olabilir. 5'ten bir 5'te 1 diyebiliriz ama. Şimdi izleyicilerimizden şöyle yorum geliyor. Hacı tabii ki çok iyi bir futbolcuydu ama teknik direktörlüğü için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz diyorlar. Ya ama böyle çok örnek var. Yani teknik direktörlük konusunda istenen Maradona noktaya var. Ama bir şey soracağım. Ben o konuda hani Hacı'yı sevdiğim için savunmuyorum. Birincisine şöyle söyleyeyim. Ben illa hani şampiyonluk, kupa, bunlar tamam önemli. Siva Abdullah Avcı yeni kupa kazandı. Bu Abdullah Avcı değersiz teknik adam gibi. Bence gayet değerli bir teknik adam. Hacı'nin de 2004-2005 sezonu performansı, Galatasaray şampiyonu da çok karakterli futbol oynattı Galatasaray'a. Ribery geldikten sonra özellikle. Kupa kazandı. Türkiye Kupası Fenerbahçe'ye karşı 5-1 ve hani sonuna kadar yarıştı ki. Şeyde hatırlanıyor. O Zapataların falan geldiği senede hatırlanıyor. Tabii şunu soracağız bir de Volkan. Yarıştı Fenerbahçe'de Tuncay, Serhat Akın, Fanoy Dong, Alex, Nobre, bir de üstüne Aneka'yı devre arası getirdi. Yani öyle bir Fenerbahçe'ye karşı kaybetti şampiyonluğu. Ama takım sonuna kadar yarıştırdı. Artı Romanya Ligi'nde akademisini şampiyon yaptı bence. Bu da önemli yerel lig bazında. Şimdi bu arada tabii Galatasaray'ın transferleri de soruldu Hacı'ya. Morutan ve Çıkıldağ. Onlarla ilgili de zamana ihtiyaçları var dedi. Yetenek, Morutan için çok yetenekli dedi. Ama çalışması lazım. Ben burada dinledim. Yanlış mı duydum? Ben önermedim. Evet. Yani. Evet evet, o soruya öyle. Ama ben muhakkak görüşünün alındığını düşünüyorum. Direkt bu oyuncuyu transferinde önermemiş olabilir ama görüşü alınmış. Yani Morutan'ın scout ekibinin 4 senedir takip ettiği bir oyuncu olduğunu ifade etti Fatih Hocam. Çıkaldağ konusunda bence muhakkak bir görüşü referansı olmuştur. Ve dikkate de alınabilir sonuçta. Bahsettiğimiz isim Hacı. Peki şimdi sorulara bakıyorum. Galatasaray'ın hazırlık maçını konuşurken tabii transfer soruları geldi sana Mehmet Özcan. Galatasaray yeni transfer yapacak mı başka? Jason Fernandes özellikle merak ediliyor. Nedir durumlar? 13 yabancısı var Galatasaray'ın Falcao'nun ayrılması ve bir yabancı hakkı var. 8 Eylül çarşamba akşamına kadar yapacağı yabancı transferi de Süper Lig'de oynatacak. Ben açıkçası o hakkı Jason Fernandes'ten yana teoride düşünüyorum ama ne kadar pratiğe dökülecek göreceğiz. Şu an Benfica'nın, Portekiz'in transfer tahtasının kapanması Galatasaray'ın avantajına. Oyuncunun orada ana rol oyuncusu olmaması, ısrarla Galatasaray'a gelmek istemesi. Artı bir de şimdi listeyi görüyoruz burada Melike. Evet. Victor Nelson'a 7 milyon euro vermiş Galatasaray. Bence Gerson için 10 milyon euro seviyelerine çıkmasını bekliyorum açıkçası. Benim için sürpriz olmaz. Hala Portekiz'den gelen haberler çok olumsuz. Gerson'un kalacağı yönde ama ben Galatasaray'ın Gerson için son ana kadar, son güne kadar şartlarını zorlayacağını düşünüyorum. Olursa da şaşırmam. Elneny ihtimalleri Arsenal'den ama ciddi 2,5 milyon eurodan 4 yıllık bir 10 milyon euro kontrat demek. O olur mu görürüz. Elneny mi talep ediyormuş? Elneny'nin istediği rakam 2,5 milyon euro. 4 yıl. 4 yıl. Maşallah. Gezal'da biliyorsun. Yani genelde öyle rakamlar isteniyor transfer kızıştığındaki. Elneny için Beşiktaş'ta bir Pjanic öncesi konuşuldu. Sergen Hoca'nın bir Elneny şeyi var. Sempatisi var. Seviyor. Ben şöyle söyleyeyim. Elneny benim beğendiğim bir oyuncu Volkan. Atiba'yı bence öne taşıyan oyuncudur yani. Atiba Elneny ile oynadıktan sonra 6 değil ya 8 daha iyiymiş. Hı-hı. Sonra Sergen önce 8,5 oldu aslında. 8'i de o Joseph sayesinde. Ama tabii rakamlar, önemli rakamlar. Elneny tabii o önceki yönetimin transferleri arasında aslında en fayda sağlayan oyuncuydu takıma o dönemde. Sonra ya tabii Enkudu'dan da fayda sağlandı. Abu Diabiler'i falan kıyasladığında evet, hele evet. Bir de Enkudu çok sakatlandı. Evet o dönem gözüküyordu. Evet tabii o dönem çok sakatlandı. Orada Elneny gerçekten hatta Joseph de Souza transferine kadar Sergen Hoca hala Elneny'yi bekliyor. Evet. O esnada Elneny Arsenal istiyordu. Forma verdi. Arsenal'de bayağı oynadı. 45 evet. Maçın 27'sine geçen sene ilk 11 çıkmış. Fena oynamamış yani rakam olarak ama bakmak gerek. Son Okan Yok maçında da oyuna girdi. Okan Yokuşlu olabilir bu arada. Milke yani
Celta Vigo ile hatırlıyor tekrar... musun? Burada sorulduğu zaman hani çok o zaman bir ihtimal yoktu ama şimdi Okay'ı ben sordum bu arada. Yani bütün takımlar için sordum. Hani Türkiye'ye gelme durumu var mı? Yani şu ana kadar, hatta bunu yani 24 saat olmadı öyle söyleyeyim. Şu ana kadar herhangi bir kulüpten herhangi bir girişim yok. O, ya olma ihtimali de zayıf deniyor.